Merhaba arkadaşlar. Akademik Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Ersin Hoca. Bugün çarpanları ayıracağız ve rasyonel ifadelere bakacağız. İkinci dereceden ifadeleri çarpanlara ayırma. Çarpanlarına ayrılabilen ax kare artı bx artı c şeklindeki ifadeleri iki gruba ayıracağız. Bir, a'nın 1'e eşit olma durumu. Bir de a'nın 1'den farklı olma durumu. Önce birinci durum. A'nın 1 olma durumu. Gördüğün gibi x karenin katsayısı 1. Bu durumda işimiz kolay. Diyor ki bu şekildeki ifadeler çarpımları c toplamları b olan m ve n sayılarını bulunursa filan filan demiş. Bunu açıklayalım. Buradaki sabit sayı öyle iki sayının çarpımı olacak ki x'in katsayısı da bunların toplamını vermesi lazım. İşte eğer böyle iki tane m ve n sayısı bulursanız bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali x artı m ile x artı n'nin çarpımı olacaktır. Gelelim şimdi örneklerimize. Diyor ki çarpımları 6, toplamları 5 olan iki sayı. Kim bunlar? 3 ile 2. O halde bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali x artı 3'e x artı 2 olacaktır. X kare artı 4 x artı 3 de çarpımları 3, toplamları 4 olacak. Kim bunlar? 3 ile 1. X artı 3, x artı 1. Çarpımları 2, toplamları eksi 3. Dikkat et! Çarpımları 2, toplamları eksi 3 olduğuna göre negatif olmaları lazım. Eksi 2 ile eksi 1. X kare eksi 6 x artı 8 çarptığında 8 topladığında eksi 6 olacaklar. Dikkat et yine negatif bunlar. X eksi 2'ye x eksi 4. Çarptığınızda eksi 6 topladığınızda eksi 5 olacaklar. Demek ki birisi pozitif birisi negatif. Çünkü çarptığında eksi 6 olacak başka nasıl olacak? O zaman bu da eksi 6 ile 1. Bir düşüneyim eksi 6 ile 1 oluyor mu? Evet çarptığında eksi 6 oluyorlar. Eksi 6 ile 1'i topladığında eksi 5 oluyorlar. O halde x eksi 6 ile x artı 1 olacak. Çarptığınızda eksi 4, topladığınızda 3 olması lazım gereken iki tane sayıdan bahsediyoruz. X artı 4'e x eksi 1. Ve son olarak çarptığında 12, topladığında eksi 1. Yok be hocam. Yok ve biz bunu ta ne zaman anlatacağız biliyor musun sana? İkinci derece denklemlerde şimdilik beklemesi lazım. Aşağıdaki şekilde verilen dikdörtgenin uzun kenarı a artı 6 santimetre, alanı da a kare artı 10 a artı 24 santimetre karedir. Buna göre dikdörtgenin kısa kenarını santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade. Arkadaşım biz dikdörtgenin alanını uzun kenarla kısa kenarı çarpım olarak bulmuyor muyuz? Buluyoruz. Bu çarpım a kare artı 10 a artı 24 ise. Ne diyorduk bunun çarpanlarını ayırırken? Çarptığında 24 topladığında 10 olacak. Bak adam kıyak yapmış sayılardan bir tanesinin 6 olduğunu söylüyor. O zaman diğeri ne olacaktır? 4. Çünkü çarptığında 24, topladığında 10. Evet, o halde çarpanlarına ayrılmış hali a artı 6 ile a artı 4 olacaktır. Kısa kenarın karşılığı a artı 4'tür. Doğru cevap C seçeneğidir. Eksi a kare artı 2 artı 15. Arkadaş biz ama a'nın önüne eksi öğrenmedik ki. Hemen o eksiyi senden kurtaralım. Eksi parantezini alıyorum. A kare eksi 2 a eksi 15. Şimdi sadece parantez içerisine odaklanıyorum. Çarptığında eksi 15, topladığında eksi 2 olması gerekiyor. Eksi 5 ile artı 3 bunlar. O halde a eksi 5'e a artı 3 olacaktır. Bu eksi arzu edilirse bu a eksi 5'e dağıtılabilir. Mesela şu hale getirilebilir. Eksi a artı 5 çarpı a artı 3 şeklinde yazılabilir. X kare artı a eksi 3x eksi 3a. Yani çarptığımızda eksi 3a olacaklar, topladığımızda da a eksi 3. Zaten bağırıyor, ben daha cümleyi kurarken senin mevzuyu anlamış olman lazım. Çarptığında eksi 3a, topladığında a eksi 3. Kim bunlar? A ile eksi 3. A ile eksi 3'ü çarptığında eksi 3a olur, topladığında da a eksi 3 olur. O zaman çarpanlarına ayrılmış hali x artı a ile x eksi 3 olacaktır. Oh! Duyan gelmiş vallahi yani. A'lar, B'ler, X'ler. Önce yukarıdan başlayalım. Çarptığımızda ne gelmesi lazım? B bölü A. Topladığında ne gelecek? B artı 1 bölü A değil. Ön tarafındaki eksiyi düşün. O eksiyi dağıt ve şu cümleyi kuralım. Eksi B eksi 1 bölü A gelecek topladığında. O zaman ben buldum galiba bunu. Bir tanesi eksi B, diğeri de eksi 1 bölü A olacak. Bak inanmayan arkadaşlar için topladığında bu geliyor mu? Geliyor. Çarptığında eksi ile eksinin çarpımı zaten artı. B ile de 1 bölü a'yı çarparsan mis b bölü a oldu. O zaman yukarısı x eksi b ile x eksi 1 bölü a'nın çarpanlarına ayrılmış hali. Bak bak aşağıda da mis gibi bir şey duruyor. Tak tak bunları gönderdim. Buradan da karşılığı ne geldi? X eksi b. Demek ki bu çarpanlarını ayırırken
çarptığınızda şu, topladığınızda bu yorumunu yapabilirsen, orada da sayıları ya da buradaki harfli ifade gibi durumları bulabilirsen durumu kurtarırsın. Evet. Söz matematikten geliyor. Şekilli şukullu. Demin de şekilli şukullu soru vardı. Ben özellikle söylemedim. Arkadaşlar şimdi yoruma yazsınlar diye. Hocam şekilli şukullu soruda söz matematik defa kullanmadın. Diyor ki aşağıdaki şekilde karenin dışındaki cebirsel ifadeler bulundukları satırların ya da sütunların cebirsel ifadenin çarpımıdır. Tamam, yani diyor ki x artı 2 ile diyor l'yi çarparsan x kare artı 5x artı 6 olur diyor. Ben hemen bu x kare artı 5x artı 6'yı çarpanlarına ayırayım. Çarptığınızda 6, topladığınızda 5 olan 2 sayı lazım bana. Bunlar kimler? X artı 3 ile x artı 2. Burası x artı 2 ise l ifadesini buldum. X artı 3 oldu. Peki. Sütunda da aynı şey varmış. K ile x artı 4'ü çarpın x kare eksi 16. Bak bu x kare eksi 16'yı daha bir önceki ders konuştuk. Güzel kardeşim. 2 kare farkı orası. X eksi 4. X artı 4. Çünkü 16 4'ün karesi olduğu için x'in karesi eksi 4'ün karesi böyle ayrılacak. Burası x artı 4 olduğuna göre burası da x eksi 4. Peki x eksi 4'te şu bölgeyi çarpmışız. X kare eksi 8x artı 16 gelmiş. X kare eksi 8x artı 16 çok mübarek bir açılım. X eksi 4'ün karesi. Hocam ben bunu göremiyorum. Göremiyorsan bak deminki gibi düşün. Çarptığında 16, topladığında eksi 8 olan iki sayı. Kim onlar? Eksi 4 ile eksi 4. Dolayısıyla x eksi 4'ün karesi olmuş olacak iki tane aynı yazdığından dolayı. O halde burası da x eksi 4 oldu ve son hareket artık. X artı 4 ile x artı 3 ile x eksi 4'ü çarptığında aynı sütunda bulunan bu ifadeler bize m'yi getirecek. X artı 4 ile x artı 3 ile x eksi 4 takıldık bu artı 3 ile artı 4'e. Dağıtıyorum. X kare. X ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 4x. 3 ile x'i çarpıyorum. 3x. 3 ile eksi 4'ü çarpıyorum. X 12. Bu durumda x kare eksi x eksi 12 geldi. Bu da kimmiş? M. Hoş geldin M. Şimdi bunları topla diyor. Biz k'yı ne bulmuştuk? X eksi 4. L'yini bulmuştuk. X artı 3. Topluyorum bunların hepsini. X kareli zaten bir terim var x kare. Şurada eksi x var. Buradaki artı x ile topladığımda gidecekler. Sadece bu artı x kalmış olacak. Şurada eksi 12 var. Burada eksi 14 var. Eksi 4 var. Eksi 16 oldu. Bir de 3 geldi buradan. Oh! Eksi 13. Şimdi bunu seçeneklerde bulacağız. X kare artı x eksi 13 olmuş olacak. Cevabımız B seçeneği. Evet, gördüğün gibi söz matematikten geliyor yine. Aşağıdaki tabloda 5 musluktan akan 1 saatteki su miktarı ve musluklar kapanana kadar toplam akan su miktarları verilmiş. 1 saatte mesela birinci musluk için bakıyorum. 1 saatte x artı 3 litre akıtıyor ve toplamda bu kadar akıtmış. Peki x 5'ten büyük bir tam sayı olduğuna göre diyor muslukların açık kalma zamanlarının doğrusu sıralaması aşağıdaki hangisi? Önce ben çarpanlarını ayırmak istiyorum. Çarptığınızda 12, topladığınızda 7 olan sayılar. 3 ve 4. O zaman bunun çarpanlarına ayrılmış hali. X artı 3, x artı 4. X kare x 4, 2 kare farkı. Çünkü burası 2'nin karesi. O halde bu da x eksi 2, x artı 2 diye ayrıldı. Burası çarptığınızda 16, topladığınızda 8. Bir önceki sorudan da hatırladığınız üzere. X artı 4'ün karesi yani x artı 4 çarpı x artı 4 olacak. Çarptığında 12, topladığında eksi 7. Dikkat et. Her negatif olmalı bu sayılar. X eksi 3'e x eksi 4 oldu. X kare eksi 25. Yine 2 kare farkı var. 25'in karesi biliyorsun 5'in karesi. Bu durumda x eksi 5'e x artı 5 gelecek burası. Şimdi gelelim yorum kısmına. Birinci musluk için konuşuyorum. X artı 3 saatte. Bir saatte x artı 3 litre akıtıyorsa ve bu kadar akıtmışsa demek ki ne kadar açık kalmış? X artı 4 saat. İkinci musluk. Bir saatte x eksi 2 akıtıyorsa demek ki x artı 2 saat açık kalmış. Üçüncü musluk. Bir saatte x artı 4 akıtıyorsa demek ki x artı 4 saat açık kalmış. Dördüncü musluk. Bir saatte x eksi 3 akıtıyorsa demek ki x eksi 4 saat açık kalmış. Ve son olarak beşinci musluk. Bir saatte x eksi 5 litre akıtıyor. O halde x artı 5 saat açık kalmış. Peki zamanlar. Sanki x artı 5 bunlar da en büyük olan. Evet, x'ler çünkü aynı. Yan taraftaki sayılara göre bir sıralama yapacağız. Beşincisi en fazla. Sonra x artı 4 geliyor üçüncüsü. Sonra bak 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 x artı 4 birde de var. Tamam o da ona eşit. X artı 2 geliyor ikinciden. Ve son olarak x eksi 4 geliyor dördüncüden. Peki bu durumda hangisini bulacağız bakalım. 5 3'ten büyük olacak. 1 ile eşit olacak. 2 4'ten büyük olacak. Doğru cevap C seçeneği olacak.
İkinci duruma geldim. Deminkinde x karede malum önündeki a sayısı neydi? 1'di. Şimdi diyor ki adam öyle değil diyor. Ne yapacağız bakalım? Ax kare artı bx artı c şeklindeki ifadelerde çarpanlara c'nin çarpanları m ve n, a'nın çarpanları da p ve q olmak üzere. Çapraz çarpımlar. Bakın p ile n'yi, q ile m'yi çarpıp topladığımızda eğer b olabiliyorsa bu durumda karşılıklı bağladığımızda px artı m, qx artı ne? Şimdi bak, anlatımlı kitaplarda öğrencinin zorlanmasının ana sebeplerinden bir tanesi bu. Abi bunu okusa çocuk diyecek ki ne yapacağım ben burada ya? Gel şimdi örneğine bakalım. x kare. Şimdi bak bir defa baştan söyleyeyim. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bir kere de bulamayabilirsin güzel kardeşim. Onun için deneme yanılma yolu diye bir şey var. Onu uygulayacağız. Çünkü 6x kare bir şeyle bir şeyin çarpımı. Neyle neyin? Birkaç alternatifim var. 6x de x'in çarpımı da olabilir. 2x de 3x'in çarpımı da olabilir. Ben 3x, 2x diye açacağım bunu. 5, 5 Allah'tan iyi bir şey. Çünkü 5 de 1'in çarpımı. Başka seçeneğim yok. 5'te 1 yazdım. Şimdi diyorum ki acaba doğru mu açtım? Çapraz çarpım kontrol yapıyor. 3 ile 1'i çarptınız 3x. 2 ile 5'i çarptınız 10x. Topladığında ortayı verdi mi? Verdi mis. Ama biz hani başlangıçta dedik ya 6x kareyi 3x 2x değil de 6x'e x açsaydın olmayacakmış mesela. İşte bunun için bir deneme yanılma yolundan bahsediyoruz. Şimdi dikkat et, karşılıklı bağlıyorum. 3x artı 5. He hocam çarparken çapraz, evet, bağlarken karşılıklı, anladım. 2x artı 1 diye çarpanların ayrıldı. 2x kareyi 2x x diye ayırdım. Allah'tan çok fazla bir alternatif yok. 12 dediğim sayı, bir sürü alternatif var. 2'ye 6, 3'e 4, 1'e 12. Hatta eksi 1'e eksi 12 filan. Ve ortadaki eksiği görünce galiba diyorum burası eksi olmak zorunda. Peki 3'e 4 ayırmak istiyorum. İşaretlerim de eksi 3, eksi 4. Bir deneyeyim. 2x eksi 4'ü çarptım. Eksi 8x. 3 de x'i çarptım. Eksi 3 x topladığında eksi 11x. Diyeceksin ki hocam sen hep tutturuyorsun. Güzel kardeşim, yani mesleki bir durum bu. Dolayısıyla karşılıklı bağladım. 2x eksi 3 bağladım. X eksi 4, bu da çarpanların ayrıldı. 3x kare, 3xx. 2, ortadaki eksiği görünce o 2, eksi 2 eksi 1 olması lazım düşüncesiyle. Böyle bir deneyelim diyorum. 3x ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 3x. X ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 2x ve topladığımda eksi 5x yaptı. Karşılıklı bağlarsam 3x eksi 2, x eksi 1 ile mevzuda finale ulaşmış olacağız. Evet, diyor ki 2a kare artı ab eksi b kareyi diyor çarpanlarına ayır. Ayıralım. 2a kare 2a ile a'nın çarpımı. Eksi b kare de eksi b ile artı b'nin çarpımı olarak bir yazayım ve deneyeyim. Çapraz çarpım yapıyorum. 2a ile b'yi çarptım 2ab. A ile eksi b'yi çarptım eksi ab. Topladığımda ne kadar yaptı? Ab. Tuttu mu? Tuttu. Hemen karşılıklı bağlıyoruz. 2a eksi b ile A artı B'nin çarpanlarına ayrılmış halidir. Evet, rasyonel ifadeler. Çarpanları ayırmanın her şeyini incik cincik yapacağımız yer burası. Diyor ki, rasyonel bir ifadenin payı ve paydası çarpanlarına ayrılıp sadeleştirilirse ifade kısaltılmış olur. Bu da ÖSYM sorularında eskiden en sağdan hala aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyordu. Artık soru kökünü değiştirdiler. Sadeleştirilmiş biçim aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Demek ki ne yapacağız? Önce çarpanlarını ayıracağız, sonra sadeleştireceğiz. Sorumuzda a kare x eksi ax kare bölü a eksi x'in en sade şekli nedir denmiş. Güzel kardeşim. Üst tarafı ax parantezine alırsam, ax'ler ortak çünkü. Ortak çarpan parantezi diye bir şey anlattık abi iki video öncesinde. Dön bir bak orada sıkıntı varsa lütfen. Burası a, kızmıyorum kızmıyorum. Eksi x bölü burası da a eksi x. A eksi x'ler çat çat gitti. Buradan elimizde sadeleşmiş biçim olarak a çarpı x kaldı. Oo, benim bir klasik lafım var. Malum duyan gelmiş, hakikaten duyan gelmiş abi. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Yukarıda dörtlü bir ifade var. Onu biz ikili ikili bir alalım. 4ab ile 2a'nın ortak ifadesi 2a. İlk kısımdan 2b geldi. Buradan da 1 geldi. Tamam. İkinci ifadeyi de eksi b parantezine alıyorum ki şu parantezin içerisine benzesin. Eksi b parantezine aldığımda buradan da 2b eksi 1 geldi. Bölü alt tarafta bir şey yok. 2a eksi b mi yazdım. Şimdi üst tarafa dikkat edin. 2b eksi 1'ler ortak. 2b eksi 1 parantezine aldığımda ilk parantezin önündekinden 2a, ikinci parantezin önünden de eksi b gelecek. Bölü, o bak bak 2a eksi b'ler gitti. Buradan da karşılığı ne geldi bunun? 2b eksi 1.
Sorumuz biraz üst taraf için söylüyorum, biraz hard. Şimdi orasını şöyle yazalım. AX, BX. Şu biri de eksi 1'e eksi 1 diye yazalım ve çapraz çarpımı deneyelim. Şunları çarptım. Eksi AX. Bunları çarptım. Eksi BX. Ve ben bunu eksi X parantezine aldığımda burası A artı B geldi. Aa evet tuttu bak. Eksi parantezine A artı BX. Tamam. O zaman doğru ayırmışız. Karşılıklı bağlıyorum. AX eksi 1. BX eksi 1 bölü o şimdi işte tadından yenmez. AX eksi 1'ler gitti. Dolayısıyla BX eksi 1 kaldı en sade şekil olarak. Sorumuzda A bölü A artı 1 eksi 1 eksi A bölü A kare eksi 1 ifadesi var. Şimdi payda eşitleyebilirim. Ama eşitlemeden önce bu ifadede sadeleşebilir bir durum var mıdır diye gözden geçirmek istiyorum. Aşağıdaki A kare eksi 1 2 kare fark olarak yazılabilir. Üsttekini ellemedim. A kare eksi 1 A eksi 1 çarpı A artı 1 olarak yazarsam. 1 eksi A ile A eksi 1 sadeleşir ve yukarıda eksi 1 kalır. Çünkü onlar birbirlerinin ters işaretli ifadeleri. Peki A bölü A artı 1'di. Arada bir eksi vardı. Şimdi buraya dikkat et. Bunu eksisini buraya atıp bunu da böyle yazarsam. Oo çok güzel oldu. Paydalar aynı. Üsttekileri topluyorum. A artı 1 bölü A artı 1. Buradan da karşılığı 1 gelecek. Evet, hoş bir soruya benziyor. Ayırabildiğim kadar çarpanlarına bir ayırayım. Şimdi bu ilk kısımda x kare artı ax artı b bölü alt tarafı ayıralım. Çarptığınızda 28, topladığınızda 11 olan iki sayı lazım. 4, 7. Aferin sana Ahmet. X artı 4, x artı 7 çarpı çarptığınızda eksi 21, topladığınızda 4 olması lazım. Bu durumda x artı 7 çarpı x eksi 3. 7 ve eksi 3 de o. O güzel. X kare eksi 9 2 kare fark en sevdiğimden. X eksi 3 x artı 3. Ve bu ifadede x artı 2 bölü x artı 3 olacak. Şimdi sadeleşenler var. X artı 7'ler gitti. X eksi 3'ler gitti. Hatta şuradaki x artı 3 de bu x artı 3 de sadeleşti. En son kalanı yazayım. X kare artı AX artı B bölü X artı 4. Ve burada da X artı 2 var. O halde ben X artı 4 ile X artı 2'yi çarparsam X kare artı AX artı B'ye eşit bir ifade yakalarım. Tamam. X kare artı AX artı B. Şurada sağ tarafta X artı 2 ile X artı 4'ümü bir çarpayım. X kare. X ile 4'ü çarptım. 4X. 2 ile X'i çarptım. 2X. Ve son olarak 2 ile 4'ü çarptım. 8. Dolayısıyla burası x kare artı 6x artı 8 yapacak. Şimdi bu durumda a'nın karşılığı 6. B'nin karşılığı da ne gelmiş olacak? 8. Bizden istenilen de a artı b toplamı 6 ile 8'in toplamından a artı b'nin karşılığı 14 olacaktır. İfadenin en sade şekli istenmiş. Üst taraf ortak paranteze alınabilir mi? Bir kere şu 4 ile 8 de 4'ler ortak. A kare ile a'da a'lar ortak. B ile de B kare de B'ler ortak. O zaman 4 ortak, A ortak, B ortak. 4AB parantezine aldım. Şu A karede bir tane A'yı dışarı yazdığım için bir tane A'yı içeri yazdım. Şu 8'de 4'ü dışarı yazdık. O zaman 2 yazdım. A'yı dışarı yazdım zaten. B karede 2 tane B var. Birisini dışarı yazdığıma göre bir tanesini içeri yazdım. Alt taraftaki ifade de A'lar ortak. A parantezine alırsam bu A kareden bir tanesi içeri bir tanesi dışarı. Şuradaki A'yı zaten dışarı yazdınız. O zaman burada 2B kaldı. Oo, A artı 2B'ler gitti. A'lar da sadeleşti. O zaman buradan da karşılığı ne gelmiş oldu? 4B. Biraz çarpanlarını ayıracağız. Bakalım ayrılabildiği kadarını. Önce şuradan başlayalım. Çarptığınızda 6, topladığınızda eksi 8 olan iki sayı. Çarptığımda 6, topladığımda eksi 8. Vallahi pek yok gibi yani. Çarptığımda 6, topladığımda eksi 8. Dursun o zaman ayrılmıyor demek ki o. A kare eksi 8 A artı 6. Çarptığında 3 topladığında eksi 4. Düşünelim. A bu var. Eksi 3'e eksi 1. Şimdi şu bölü var ya. Hani birincisi olduğu gibi kalıyordu. İkinci ters çevir çarpılıyordu. A kare eksi 1 ile A kare eksi 2 yer değiştirsinler. A kare eksi 2 çarpanlarını en azından şimdilik ayırmak zorunda olmadığım ifadelerden bir tanesi. A kare eksi 1. A eksi 1. A artı 1 diye ayırdım. A eksi 1'ler gitti. Başka da sadeleşen yok be güzel kardeşim.
Yani a kare eksi 2 istersem açabilirim. Bunu konuşmuştuk. Arada eksi olduğunu her türlü açarız demiştik. Burası a'nın karesi. Burası da kök 2'nin karesi. Yani istersem a eksi kök 2, a artı kök 2 yazarım ama yani gidecek ifade yok burada. O zaman böyle kaldılar. Ne kaldı? Çok da sadeleştiremedik ama a kare eksi 8a artı 6 çarpı a artı 1 bölü a eksi 3 çarpı a kare eksi 2. E bazen de böyle olur. Yani sadeleştirdiğimiz sadece bir tane ifadeyle karşı karşıya kalabiliriz. Sorumuz çok güzel arkadaşım. Fantastik sorulardan bir tanesi. Bakalım şimdi bu işin içinden nasıl çıkacağız? Şu bunları tek tek bir incelemek istiyorum. A eksi 3 kök A eksi 4. Burasını kök A diye düşünsem. Eksi 4 artı 1 diye çarpanlarını ayırsam ve çapraz çarpımı yaptığımda eksi 4 kök A, çapraz çarpımı yaptığımda artı kök A ve ortadaki gördüğün gibi eksi 3 kök A'yı verdi. O zaman bu ifade kök A eksi 4 ile kök A artı 1'in çarpımı. Bu tamam cepte. Bunu hiç ellemiyorum çünkü zaten yukarıda o mis kök A eksi 4'ü görüyor. Şu bölüden kurtulalım. Kök A eksi 1'i yukarı attım. A kare eksi 1 ifadesi var. A kare eksi 1. A kare eksi 1 iki kare farkı ayrılır. Güzel. A eksi 1. A artı 1 diye ayırdım. Şimdiye gidenler kök A eksi 4'te kök A eksi 4'ü gönderdim. Başka giden göremiyorum arkadaşlar. Deminki soru gibi mi olacak? A eksi 1 ifadesi arada eksi olduğundan dolayı iki kare fark olarak yazılabilir. A neyin karesi? Kök A'nın. 1 neyin karesi? 1'in. O zaman burası kök A eksi 1 ile kök A artı 1'in ayrım olarak yazacağım. Şimdi başlıyorum. Yukarıda kalan kök A artı 1 sol tarafta. Çarpı. Burada da kök A eksi 1 var. A eksi 1'i de kök A eksi 1 kök A artı 1 diye açtım. Bir de bunların yanında A artı 1'imiz var. Kök A artı 1'ler gitti. Kök A eksi 1'ler gitti. Ve bu durumda 1 bölü A artı 1 ile karşı karşıya kaldık. Epey de iyi sadeleştirdik. Aferin bize. Bir de her şey bitmiş gibi üzerine eksili ifadeler de gelmiş. Biraz toparlayalım orasını. Burası 1 bölü x kare. Çünkü malum üstü sayı görmüş insanlar. Eksi ne işe yarıyordu? Aşağı ters atıyordu. O halde 1 bölü x küp. Burası da 1 bölü, şurası artı, x kare eksi 1 bölü x küp. Tamam. Bu da çarpı diyelim. Ters çevirecek şimdi malum mu? X kare eksi 1 bölü 1 oldu. Tamam. Şimdi burasının paydasını eşitleyeyim. Elimdeymişken şurasını da eşitleyeyim ve yazmaya başlıyorum. X bölü x küp artı 1 bölü x küp. Alt taraf x bölü x küp eksi 1 bölü x küp. Eşit değil. Çarpı. Aa şeyi de açalım. X kare eksi 1'i de. Ne diye açacağız? X eksi 1 x artı 1. Üst tarafı bir toparladım. X artı 1 bölü x küp. Alt taraf x eksi 1 bölü x küp. Oo güzel. X eksi 1, x artı 1. Artık son hamleye geldim. Burası olduğu gibi kalsın. X artı 1 bölü x küp. Şurası ters çevirip çarpılsın. X küp bölü x eksi 1. Burada da x eksi 1 ve x artı 1'in çarpımı var. X küplere bay bay. X eksi 1'e bay bay. X artı 1 çarpı x artı 1 hoş geldin dersek x artı 1'in karesi olacaktır bu ifadenin karşılığı. Arkadaşlar çarpanlar ayırma da bitti. Bölüm 3'e veda ediyoruz. Sen ne yapmalısın biliyor musun? Artık öğretici, geliştiren ve empatik testlerle kendini geliştirmelisin. Çarpanlar ayırma önemli konulardan bir tanesi. İkinci derece denklemlerde karşına çıkacak. İkinci dereceden denklemlerin iki bilinmeyen denklemlerinde karşına çıkacak. Polinomda karşına çıkacak. Her yerde karşına çıkacak. Dolayısıyla kritik yerlerden bir tanesi. Gözünü seveyim. Bu konuyu iyi oturtmaya çalış. Hadi bakalım. Başarılar.